Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 176. Medyaskopik TV Kültür Tarih Sohbetlerinde bizim açımızdan tarihsel bir gün yaşıyoruz. Çünkü daha önce bu bizim yayınlarımıza katılmış olan 5 tane öğretim üyesinin ve bunların çoğu da yurt dışında yaşayan insanlar, akademisyenler. Bu 5 öğretim üyesinin hocası olan Chicago Üniversitesi'nde şu anda eğitim veren Profesör Doktor Cornel Fletcher'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Bu program dediğim gibi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Cornel Fletcher benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de hiçbir televizyon programına katılmış değil. Fakat Osmanlı tarihine bir hayat, bir ömür vermiş bir akademisyen ve Türkiye'de de aslında akademik çevrelerde oldukça bilinen bir insan. Bir ilki yaşamak anlamında bu akşam yaptığımız yayın bizim açımızdan çok önemli. Daha önce bizim yayınlarımıza katılmış olan Zahit Atçıl'ın, Ahmet Tunçe'nin, Hayrettin Yücesoy'un, Nükhet Varlık'ın ve Fatma Sinem Er Yılmaz'ın doktora hocası diyelim kendisi. Bu aralar iki önemli çalışması birisi yayınlandı, birisi yayınlanacak. Bunlardan bir tanesi yayınlanmış olan çalışması Cemal Kafadar ve Gürrün Necipoğlu ile birlikte 2019'da sanıyorum basıldı ve Türkçe'ye henüz çevrilmedi. 1500-2504 arası Osmanlı sarayındaki kütüphanenin bir envanteri ve bu envanter üzerinden Osmanlı kültür hayatının yeniden bir tetkiki diyelim. Diğer çalışması da 2021 yılında çıkacak olan kitap yayınlarından sanıyorum çıkacak olan. Öyle bir bilgi geldi, bilemiyorum ne kadar doğru. Ahmet Tunçe'nin editörlüğünde çıkacak olan Sultan ve Kahini'ydi sanıyorum, değil mi hocam? Öyle bir ismi var. Evet, inşallah. Evet, inşallah. Onu da şey yapıyoruz. Aslında biz bugün o kitabı çıkmamış olan kitap üzerinden hocamızın belki makalelerini de derleyerek bir yayın yapmak istiyoruz. O kitap aslında ekseninde yapmaya çalıştığımız bir şey var. Bir de tabii doktora çalışması olan Şöyle Mustafa göstereyim ben. Ali kitabı. Şöyle şöyle. Bu hocanın Cornell hocamızın doktora çalışması Türkçe'de yayınlanmış henüz benim bildiğim kadarıyla tek kitabı. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız Hoş için çok bulduk, sağ teşekkür olun. ediyoruz. Çok minnettarız size. Bu yayın dediğim gibi bizim açımızdan oldukça önemli bir yayın. Bu yayında bize destek olacak olan Kur'an-ı kitabı da başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam ben sizin bu 2021'de yayınlanacak olan belki kitabınız çerçevesinde 4 makalenizi Ozan'la birlikte biz okuduk ve bu çerçevede bir yayın yapmak istiyoruz. Yani kehanet ve siyaset ilişkisi üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Sizin erken modern dönemde özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu kehanet ve siyaset ilişkisi üzerine bir yoğunlaşmanız, bir odaklanmanız söz konusu. Bu kehanet, bin yılcılık, mesiyanizm, apokaliptisizm neyse bütün bunlar belki bir bütün arz ediyor. Bu kehanetle siyasetin kesiştiği noktada özellikle 16. yüzyılın başında hem Osmanlı dünyasında hem Avrupa'da büyük bir beklenti oluşmuş. Yani ilginç bir şekilde Avrupa'da işte 5. Karl ve Osmanlı'da belki Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı döneminde ve hatta belki de Safevi
işte Şah İsmail ve Safevi hükümdarlığında ilginç bir kesişme olmuş. Bu bunun sebebi nedir? Yani bu kehanetle siyasetin iç içe geçti, bu zaman dilimi bize ne anlatıyor? Buradan bir giriş yapalım isterseniz. Buyurun. Vallahi yani güzel ve kısaca cevap vermesi zor olan bir soru. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz biraz şeyin bu temanın da kendi kafamda, kendi araştırmalarımda da nasıl geliştiğini, tarihsel olarak da nasıl geliştiğini anlatabilirsem bir yardımcı olabilir. Ta 20 küsür sene önce, pardon, 30 küsür sene önce başladı galiba. Ben İstanbul'daydım. Sene 87 gibi. Yani bir seneliğine gelmiştim burslu olarak da araştırmalarımı da sürdürüyordum Topkapı. Pardon, Topkapı Saray Arşivinde, Başbakanlık Arşivinde, yazma kütüphanelerinde. Ve rahmetli dostum ve hocamız Barbara Fleming ile epey vakit geçirdim. O da oradaydı. Aynı zamanda tam o sene bir Kanuni Sultan Süleyman sergisi dolaşmaya başlıyordu. Yani ilk önce her yerden evvel Chicago'nun Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne gelmiş. Sonra New York'a geçti. Arkadaşlar, ben henüz Chicago Üniversitesi'nde bulunmuyordum. Başka, hatta Hayrettin'in de şimdi bulunduğu Washington Üniversitesi'nde bulunuyordum da. Buradaki arkadaşlar bir sağ olsunlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın siyasi düşüncesi üzerine bir açılış konuşması hazırlamamı rica ettiler. Ben evvela dehşete kapıldım. Bunu nasıl inceleyebilirim? Çünkü o kadar, hatta işte ikonik, hatta efsanevi bir figür ki Kanuni Sultan Süleyman, normal narratif kaynaklardan da insan olarak, siyasi olarak düşünen bir insan olarak da çıkmıyor. Bambaşka bir şey. Barbara Fleming tam o zamanlar bir metin üzerine çalışıyordu. Camiül Mecnun'a diye, Mevlana İsa adlı pek bilinmeyen bir kadının ve halveti mensubu. Bunu üç ayrı versiyonda hazırlamıştı. Bir bakmamı rica etti. Bunun için ne diyorsun? Mevlana İsa ne diyor? Kanuni Sultan Süleyman da, Kanuni tabi lakabını da kullanmıyor da Sultan Süleyman ya Mehdi ya da Mehdi'nin serasgeri diyor. Ve buna işaret eden bir sürü kanıt da getiriyor. Ve tarihinin, yani manzum bir tarih de, tarihin artık asıl anahtar dramı Şarken ile Süleyman aralarındaki rekabet. Artık dünyaya kim hakim olacak? Hakiki imparator kim olacak? Örneğin
1527 senesinde de Roma'ya istila ettiği zaman Şalke'nin de kanuni buna da çok bozuluyor. Neden? Yani çünkü son dünya imparatoru yani Roma'yı fethedecek, yeniden fethedecek ve temizleyecek. Bunu yapmakla da Şalken tabii kendi artık dünya imparatoru kimliğini ispat etmeye çalışıyor ya da o kimliği iddia ediyor. Olmaz diyor Kanuni. Bir de bu konuşma da hazırlamak gerekiyordu. Barbara Hanım'ın da verdiği ipuçlar da çok göz atıcı oldu. Ha, yani genç Süleyman tahta geçer geçmez kendi ahdinin de mükemmel adalet çağı olarak olduğunu iddia ediyor. Ve bunu ispat etmek için de bir sürü sembolik hareketlerde bulunuyor. İşte adaletsizliğiyle bilinen bir sancak beyni de astırıyor mesela. Babasının da işlettiği ya da işlediği bazı haksızlıkları da telafi etmeye çalışıyor. Bu da şey olarak anlaşılabilir hemen. Yani tarihin son çağı ya da Mehdi'nin getireceği altın çağı ne yapacak, neyi gerçekleştirecek de mükemmel adaleti. Yani haksızlıklarla doğduğu gibi dünyayı hak ile ve adalet ile dolduracak. Ve dediğim gibi bu artık bu konuşma için de çok yani bana bir anahtar verdi. Bir de başka araştırmalar için de bir başlangıç, bir açılış teşkil etti. Sonra bu demin bahsettiğiniz çıkacak olan kitabın da makaleleri bundan, bu araştırmalardan da bu keşiflerden de çıkmış, gelişmiş nedense özellikle Topkapı Sarayı'nda bulunan saray arşivinde bulunan hemen hemen Kanuni Sultan Süleyman çağına ait olduğu gösterilen belgeleri de tek tek gözden geçirdim. Aralarında da çok müthiş şeyler çıktı. Üstelik Remmal Haydar'ın da Remmal Haydar 1526-7 senesinde Tebriz'den yani Safevi başkentinden kaçıp İstanbul'a gelmiş ve Osmanlı Sultanı'na da çalışmaya başlamış. Ve Kanuni'nin yani ömür boyu boyunca o görevde bulunuyor. Artık uzun lafın kısa bir boyutu bu ama evet. Kehanet ile siyaset arasındaki bağlantıyı sormuştunuz. Aktif olarak, fiili olarak da o bağlantı bu belgelerden çok net bir şekilde çıkıyor. Evet. Hocam neler... Efendim buyurun. Buyurun hocam, devam edin siz. Yok siz buyurun.
Neler çıktı bu hani belgelerden onu soracaktım ama siz herhalde oradan zaten devam edecektiniz. Yani örneğin Remmal Haydar, yani Kızılbaş mı, Fars mı, orası kesin değil. Yani Türkçesi ilk geldiğinde de o kadar iyi değil. Yani yazdığı Farsça'da da o kadar güzel değil. Yani tam anlamıyla da eğitilmiş, okumuş bir insan değil. Ama onun ilmi, özel ilmi çok önemli, ibret verici ve bir nevi rehber. Yani politika için bir rehber teşkil ediyor. Örneğin 30'lu senelerde, yani ilk belgelerde 1535'te çıkmaya başlıyor. Benim bulabildiğim en azından. Şeyi anlatıyor. Süleyman'ın Hicri 1000 senesine kadar yaşayacağına dair artık kehanetleri de anlatıyor. Bunlar da Mevlana İsa'nın da anlattıklarıyla da örtüşüyor. Demek ki daha geniş bir kültür oluşmuştu. En azından saray çevrelerinde ve daha geniş saray çevrelerde. Çünkü Mevlana İsa artık sarayla bir bağlantısı var ama çoğu hayatının büyük bir kısmını dışında geçiriyor. Kadılık yapıyor. Ne diyeyim? Aynı zamanda Remmal Haydar da Safeviler için de özel bir artık bilgi kaynağı teşkil ediyor. Onun için senevi, yani Nevruz Mart ayında da her sene astrologlar, müneccimlerin de yaptıkları gibi de bir Hi sweetheart. Pardon, kızım geldi de gelip geçti de dışarı çıkıyor. Hava güzel de. çıksın biraz bisiklete binsin. Fazla uzaklara da gitmemekle. Evet. Demek şartıyla. Şimdi tam o sıralarda da Süleyman da şeyden yeni dönüyor. İran'dan da bir Tebriz seferinden de yeni dönüyor. Ondan az sonra ya da çıkmak üzere, şimdi hatırlamıyorum. Ya artık bu seferlerle ilgili çok dakik, yani kehanet kılıfında ama siyasi olarak, hatta askeri olarak çok dakik talimat veriyor Remmal Haydar. Yani demek ki kehanet denen fenomen de sırf yani uydurma değil. Siyasetle, siyasi bilgiyle, askeri hareketlerle beraber de yürüyor, bir şekillendiriyor. Anlatabildiysem yani. Peki hocam, buradan hareketle biraz daha devam ettirebilirsek, yani siz diyorsunuz ki bu belirli bir politika aracı gibi duruyor kehanet. Peki Remmal Haydar'ın da içinde bulunduğu belki bir hizip var. Ya buradan mesela Kanuni döneminin işte Remmal Haydar'la yakın ilişki olduğu dönemlerde böyle bir kesit alabiliyor muyuz?
Yani Hizipleri bir haritasını görebiliyor muyuz? Kim kimle beraber iş yapıyor veyahut da Remmel Haydar'ın beraber iş yaptığı bir network var mı ve düşüncesine veyahut da oradaki Hizip'in düşüncesine? Var tabii. Tabii Hizipler de artık seneden sene ya da 30'lu senelerden 40'lı senelere kadar da biraz eviriyor, değişiyor. İlk dönemde de bu da çok ilginç, meşhur Makbul ya da Maktul İbrahim Paşa sadrazam, hani herhalde Remmal'in baş düşmanlarından. Hani hatta bir Farsça yazdığı bir eserinde Mir'atül Avalim diye alenen şey diyor. La tagful an İbrahim li ennehu şeytan recim. İbrahim'i ihmal etme çünkü mel'un şeytandır. Sonra tam isimlerini kullanmayarak da saraydaki düşmanla dostu da tarif ediyor. İma yoluyla. Süleyman da kütüphaneden de kitap veriyor. Örneğin benim de çok ilgilendiğim Abdurrahman el-Bistami diye 15. yüzyılda yaşamış olan ilmi huruf uzmanı. Aynı zamanda tabii yani çok bilgili alim, muhaddis falan filan hep Arapça yazıyor ve ikinci Murat da artık ikinci Murad'ın da himayesine giriyor. Bir sürü büyük alimle de yakın arkadaşlıkları var. Özellikle de Molla Fenari gibi. Hatta daha önce Şeyh Bedrettin'le ilgili yakın ilişkisi oldu. Başka yerde de tespit etmeye çalıştığım bir, yani o devirle fetih öncesinde de ki işte Osmanlı ideolojik ya da Osmanlılaşan ideolojik ortamı da ortamın biraz haritasını da çizmeye çalıştım. Orada Bistami ilmi hurufa, yani Fazlullah Esrabadi'nin hurufiliği değil çünkü o sapık diyor. Gerçek hurufilik ya da gerçek ilmul huruf da bütün ilimlerin de zirvesinde ve temelinde diyor. Demek ki çok müstesna, hatta olmayacak bir şey olarak gördüğümüz genç Fatih Sultan Mehmet'le hurufilerle artık flört etmesi diyelim ve tam o ortama da uygun. Yani daha sonra da hurufiler böyle şey olarak ve mülhit olarak gösterildikten sonra da erken Osmanlı Devleti'nin de bu
artık entelektüel kaynakları ve ideolojisinin de kaynakları da unutulmuyor ve örtülüyor. Evet. Şimdi Bistami'nin kitaplarını da veriyor Remal Haydar'a. Hadi bunları okuyup da ne diyeceksin? Senin Remil ilmin, Remli Danyali Nebi dediğin şey, yani bunlarla da örtüşüyor mu? Ki bunlar hakikaten ve Bistami'nin de eserleri, özellikle Cami-ül Meknun'a ya da Miftah-ül Cefrül Cami adlandırdığı de eser 16. yüzyılda anahtar metin olarak ortaya çıkıyor. Yani hatta bir Fransız bilgininden İstanbul'u ziyaret eden 30'lu senelerde Guillaume Postel'den de biliyoruz ve Türkler ya da Müslümanlar diyor, Kur'an'dan başka bir kitabı da çok kıymetli görüyor. Hatta kutsal görüyorlar. Kur'an-ı Kerim gibi artık vezirin biri de bunu cebinden çıkartıp da Fransız elçisini hazırlarken şey diye, sen artık bizimle müttefik olmak olduğunuzu ya da sizin kraliğinizin bizimle ittifak etmek istediğini anlatıyorsun ama yalan söylüyorsun çünkü senin kral da gerçek Beni Asfer kralı ya da Meliki diyor. Bunun delili nedir? Artık yani Fransız monarşisinin de sembolü da fleur de lis olan. O da sarı renkli. Beni Asfer tabii ahır zaman diyelim ve savaşlarında da İslamiyet'i yok etmeye çalışacaktır falan filan. Ama sonra Mehdi gelecek, onlara galip çıkacak, bir de Roma'yı alacak. Yani Mehdi'ye de mahsus bir keramet, bir meziyet, bir başarıdır bu. Ve ahir zamanın da geleceğinden ya da gelmiş olduğundan da haber veriyor. Yani diplomatik, çok hassas diplomatik pazarlamalarda bile bu hem Avrupa'ya hem de İslam dünyasına hakim olan ve revaçta olan bin yılcılık, işte mehdilik, mesyanik beklentiler filan da hakimdir. Ve diplomatikayı bile etkiliyor. Hatta diplomatik sırasında içerisinde de kullanılıyor bu söylem. Yani bu sadece bir örnek. Ama ilk verdiğim misal örnek de şeyi gösteriyor. Artık Haydar dal kavukluk falan diye de yapmıyor. Sultanın emriyle, yardımıyla bu kehanetlerini işte ilmi bir temele oturtma çalışıyor. Süleyman da bunu yapmasını istiyor. Demek ki Süleyman galiba
yani 50'li senelere kadar da ve kendi mesiyanik kimliğine de inanmıştır. Evet. Hocam ben bir şey sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi sizin kitabınızda bu bütün bu hikayenin başlangıcında aslında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi ve imparatorluğun bir anda topraklarının neredeyse 2-3'e katlanmasıyla yeni bir iddia ortaya çıktığını söylüyorsunuz makalelerinizde ve burada da özellikle İbn Arabi'nin bazı metinlerinin daha sonra işte Bistami ile bunlar İbn Arabi'yi şey yaparak işte bu Remal Haydar'ın sarayda bir kehanetçi olarak kesiştiği bir şey var. Ya yani bir böyle bir arka plan var. Yani Yavuz Sultan Selim'le başlayan aslında Yavuz Sultan Selim'in doğuya açılması ve orada çok bir makalenizde kullandığınız çok önemli bir şey var. Balkanlara doğru açılırken bir meşruiyet arayışı olmaz ama doğuya doğru gittiğiniz zaman kendinize bir meşruiyet alanı yaratmanız gerekiyor. Yani bir soy kütüğü vesaire bu belki kültürel bir şey bilemiyorum. Belki biraz ona da hani girebiliriz. Ben ama bunu da şey yaparken sizin talebelerinizden Hayrettin Hoca ile yaptığımız yayında şöyle bir o yayında izledim yani şey yaparken. Onun da bir ilginç bir cümlesi vardı. Diyor ki o Mesiyanizm ile imparatorluk birbirini tamamlar diyor. Yani nerede bir imparatorluk varsa orada bir mesihlik iddiası vardır. Ve işte tek devlet, tek din, tek lider veya işte tek imparator fikriyle bir mesiyanik söylem gelişir diyor. Bu çerçevede işte Osmanlı'nın işte zirve noktasına geldiği işte toprak vesaire konusunda en güçlü noktaya geldiği noktada bu mesiyanizmin ortaya çıkması aslında bir gereklilikti belki veya işte bir şeydi. Ama onun bir background'u var. Yani o süreci hazırlayan Yavuz Sultan Selim'le başlayan bir süreç var. Bu İbn Arabi, Yavuz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim'in fetihleri ve daha sonra işte bu sonrasında Kanuni Sultan Süleyman'la devam eden süreci biraz o background'u alabilir miyiz sizden? Evet, yani bu hani zaten daha tabii geniş bir soru, orada da çok da güzel bir soru. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Birkaç açıdan da açıklamaya çalışacağım. Yani ki bir yani 40 senelik bir tecrübenin ve sırasında da oluşmuştur, gelişmiştir. Yani 40 sene önce bu alana da öğrenci olarak da girmeye başladığımda Osmanlı dediğiniz fenomen, devlet mi, imparatorluk mu, beylik mi, zamanına göre, dönemine göre bir yani kendine mahsus, kendine özgü yani unik bir fenomen olarak da görülmüştür. Ya da millette de bir çünkü ya pek Osmanlı tarihçisi yoktu. biz Amerika'da da çok az sayıdaydık. Da var olanlar bir de Türkiye'de olanlar da
Yani genelde artık kurumsal tarihe bakıyorlar da. Ya da işte iktisat tarihine bakıyorlardı. Osmanlı tek bir şey olmalı. Evet, Gazi Devleti mesela. O bir varsayım olarak hatta yani yani kutsallaşmış bir kavram olarak da kabul ediliyordu. Diğer İslam, Müslüman devletleriyle fazla bir şeysi olmayan, hatta pek entelektüel, yani ruhsal bir şeysi, bir boyutu olmayan bir tamamen askeri, politik, iktisadi bir fenomen olarak görülüyordu. Biraz karikatürize ediyorum da. Beni çeken, zaten Osmanlı tarihçisi de olmak istemiyordum. Yani benim hocam da İran Orta Asya tarihçisiydi, Martin Dixon diye. Bir adam, o sevk etti. Ben direndim. Yani Osmanlı çok sıkıcıdır diye de direndim. Evet. Tabii hocam da sabrederdi ama yani şey, ısrar etti. Sen Türkçe öğrenmezsen de ciddi bir şey yapamayacaksın. İslam tarihçisi olarak ya da Orta Doğu tarihçisi olarak. Yani Esine Selase'ye de hakim olman lazım da ki yani ondan sonra hadi bakalım ne yapacaksın? ne yaparsın? O da Mustafa Ali'ye de önerdi. Şey olarak. Tez konusu olarak da önerdi. Hatta ısrar etti. Hadi sen bütün eserlerini oku. Sonra bir 16. yüzyıl işte Osmanlı artık Ayla Hanım'ın da Ayla Ortac'ın da tercümesiyle bir aydın ve bürokratın kendi dünyasına nasıl baktığını da incele dedi. Hay hay dedi. Tabii yani çok basit. Değil mi yani? Ve oradan bambaşka dünyalar da açılmaya başladı. Şimdi meslek de çok ne diyeyim? Çok tutucuydu. Ha tamam. Yani bunlar enteresan ama ne demek? Önemli olan iktisat, demografi, nüfus, efendim, siyaset, Osmanlı'da da pek bir artık ruhsal bir iddiası ya da entelektüel iddiası olamaz. Çünkü Osmanlı dediğin şey de hep artık eski İslam geleneklerine, Gaza geleneklerine falan filan da hep sadık kalmış. Yani imajinasyonsuz herifler demek. Affederseniz de. yani benim yaptıklarım da genelde enteresan ama biraz antika gibi görülüyordu. Ama ve lakin işte meslektaşlarda özellikle Amerikalı meslektaşlarda da gördüğüm bir yani o haslet de halen revaçta. Osmanlı dedin mi kaynak olarak illa Türkçe yazılmış olması lazım. Yani Osmanlı artık Il Gran Turco yani Türkçe yazılacak.
yazılmış olacak. Tabii Türkçe yazılmış 15. yüzyıldan kalma mesela çok az kaynağımız var. Tek tük. Yani bu Cemal Bey ile Gülru Hanım'la da beraber çalıştığımız büyük proje de onu bir çok net bir şekilde gösteriyor. Yani 7200 ciltlik bir kütüphanede ve çoğu eser işte ya Arapça ya da Farsça. Yani o da normal. Demek ki meşhur Osmanlı dili, Osmanlıca dili bile de nevzuhur, yani yeni bir gelişme. Hatta Kanuni'nin de bu imparatorluk ve işte hatta mesyanik de idealleriyle de iç içe tamamen ilişkili. Yani bir diğer öğrencim de hatta İstanbul'da şu anda Koç Üniversitesi'nde Suyonkin çok net bir şekilde de söylüyor. Osmanlıca da bir artık bir vernakülerin de kağıda geçirilmiş şekli değil. Yani Fransızca gibi, İtalyanca gibi, Latince'den gelişen, çıkan emperyal bir lisan. Bu gene bu gözle bakarsak da çok net görülüyor. 16. yüzyılın işte edebi, tarihi, diğer yani ürünlerinde, eserlerinde, hatta bürokrasinin ve bürokrasinin işlemlerinde kullanılan dil, formüller, işte unvanlar, lakaplar vesaire. Hepsi yeni. Meşhur Osmanlı arşivi mesela, yani örneğin bir, yani en bilinen, yani imparatorluğun başlarından şeye kadar, imparatorluğun sonuna kadar bile süren, BG serisi de mühimme defterleri. Zahit Açıl da bunu çok büyük bir vuzuhla da göstermiştir. Yani ancak 16. yüzyılın da ortalarında da Rüstem Paşa'nın ilk sadaretiyle de başlıyor. Ondan önce de bu kadar düzgün, düzenli, tutarlı bir şekilde kayıt, yani kayıtlar var da sistematik bir şekilde yapılmıyor. Demek ki yeni imparatorluğun önemli bir aracı da kayıt tutmak. Sırf tahrir defterleriyle olmuyor ki o da önemli. Artık hiç göremeyeceğin toprakların da ne kadar verimli olup olmadığını da tespit etmek için, onları kontrol edebilmek için gelirini filan da ön görebilmek için de bunlar da hem yeni hem de çok önemli bir fiili olarak da bir imparatorluk kurup da ayakta tutma aracı. Yeni bir teknoloji. Hani bu, şimdi sorunuza da geri döneceğim de, 16. yüzyılın imparatorluğu o kadar ise nereden gelmiş?
Yani bir sürü yenilik var. Çeşitli şeylere de mesela arşiv kayıtlarına gelir gider defterlerine de bakarsanız milletin yani katiplerin ne kadar şaşırdıklarını görüyorsunuz. Yani her gün tutmamızı istiyorlar. Her 6 ayda bir de toplamamızı istiyorlar. Bu olur mu? Yok biz seferdeyiz ya nasıl tutacağız falan filan. Bu olmadı bir başka yönteme başvuralım. Yani gidip gelmeler de oluyor. Çok experimental bir süreç bu. Yani kendiliğinden doğmuyor. Şimdi o çok böyle düzenli artık detaylara, topraklara, binalara gelir gider kayıtlarına bakıp ve hakim olan bir devlet, bir devlet ve imparatorluk mekanizması da nereden gelmiş? Beni tabii biraz hocamın taleplerine direndiğim gibi olmaması gereken şeyler onları da bulup da ortaya koyabilmek çok hoşuma gidiyor. Artık benim tabiatım da böyle galiba. Şimdi 15. yüzyılın Osmanlı şeysi neyse yani tam olarak bir beylik nedir? Müteşebbis bir beylik. Yüzyılın başında da Timur, Emir Timur artık yerle bir ediyor, parçalıyor. Yıldırım Sultan, Yıldırım Bayezid'e şey diyor, ya sen artık örf adetlerimize de aykırı davranıyorsun. Bu diğer işte Karaman oğulları falan filan da senden de kıdemli onların mevrus toprakları da var. Yani onlara da karışmayacaksın. Haddini bileceksin. Yani onu demek istiyor. Ve gösteriyor. Şimdi büyük imparatorluk ve o yüzyıla da siyasi olarak Timurlu kültürü de hakimdir. Yani yüzyılın ortasından ikinci yarısında da biraz siyasi olarak da başarısızlıklara da uğruyorsa bile ve o kültür de hakimdir. İkinci Murad'ın da yaptığı, yapmaya çalıştığı da ve Abdurrahman el-Bistami'nin de çok yani önemli bir şekillerde yardımcı olduğu teşebbüs şeyle yani tamamdır yani Roma'yı fethedebilirsek de ne güzel ne ala olur ama bu bile yani o zamanlar düşünülmüyor. Tabii ikinci Roma, Konstantinopolis, sonra İstanbul var da yani sonra bahis şeye geçiyor. Biz küçük Roma'yı aldık acaba Mesih'in geleceği çağı da şeyle açılacak, büyük Roma'nın fethiyle açılacak ve Süleyman devrinde de
artık dış politikanın da %75-80'i bile şeye yönelik. Bu Roma'yı fethetme, gerçek dünya imparatorluğunu artık tesis etmek, kurmak la ilişkili. Safeviler de o kadar yani rahatsız ediciler de şey olarak, hanedan olarak da o kadar büyük bir Şah İsmail'den sonra o kadar büyük bir tehdit teşkil etmiyorlar. Da 15. yüzyılda da ikinci Murad'ın da baş rakibi Haçlılar değil de Şaruh. Ki kendisine de Padişah-ı İslam diyor ve dedirtiyor. Timurlu kültürü dediğim şey de bunun etrafında da çok dönüyor. Özellikle Şaruh'un ondan sonra. İkinci Murat da kendisini de o statüse de yükseltmeye çalışıyor. Kehanetler, mehanetler, apokaliptisizm, apokaliptik düşünce, Selim döneminde, Selim'e gelince, şimdi 15. yüzyıl için de önemli olan, ha bir de yani başka bir metot sorusu ve kaynak sorusu da sorusuyla ilgili. İşte bizim Osmanlı tarihçilerimiz genelde yani birkaç istisna var da tabii yeni bir nesil yani başka türlü düşünmeye başlamıştır. Ama geleneksel olarak da hatta rahmetli Halil hocamız İnalcık da hep şey derdi. Safevi, Şah İsmail, Safevi imparatorluğun da kurulması da Osmanlı için en büyük ideolojik de tehdit teşkil etmiştir. Tabii bir sürü isyan, misyan filan da ona bağlanıyor. Safevi tarikatının da çok böyle aşırı dinden mahrum, gerçek dinden mahrum mülhit bir fenomen olarak gösteriyor. Benim gördüğüm da hiç öyle değil. Yani Osmanlı ve Safevi ve aynı kazandan çıkmıştır. Aynı kazanda da pişmiştir. Şimdi Safevi, Şah İsmail ya da dedesi de Cüneyt, babası Haydar da o ana maddeyi de yeni bir istikamete çekiyor. Yani yeni de tamam. Yani 12 imamın da kullarıyız falan filan. Yani hem İbn Arabi'den tasavvufi hatta hurufi inançlardan hareket ederek de siyasi plana da aktarıyor. Ve Safevi Mehdiciliği de oradan kaynaklanıyor. Osmanlı Mehdiciliği de aynı yerden kaynaklanıyor. Aynı karışımdan, aynı ruhsal, entelektüel ve siyasi artık ne diyeyim işte maddelerden kaynaklanıyor.
Ama farklı Osmanlı Mehdiciliği ve farklı bir istikamete götürüyor olayı. Ama örneğin yani bana çok ibret verici ve bariz bir örnek Lütfi Paşa tarihinde Tevarih-i Ali Osman'ında şeyi anlatıyor. Çaldıran Savaşı'nın da önceliklerine artık şeyisi divan görüşmelerini de anlatıyor. Yavuz Sultan Selim ne diyor? Artık beylerine, vizerasına filan. Ey canı gönülden müritlerim diyor. Yani tam Şah İsmail'in kullandığı dili kullanıyor. Demek ki yani fazla abartmadan da Osmanlı şeysinin nedir? Kimliğinin bir tarikat teşkil ettiğini de görebiliyoruz. Çünkü bu padişaha, bu sultana, sultana şey atfediyor. Mesyani bir kimlik atfediyor. Tıpkı artık Şah İsmail'de de gördüğümüz gibi. Ve o gözle bakarsanız kaynaklara şey çok net çıkıyor. Bu erken devirdeki Osmanlı-Safevi rekabeti şey etrafında da dönmüyor. Tabii fukaha taifesi şey meselesini, kızılbaşların da dini kimliklerini artık kanları, malları, işte helal mı, haram mı, avretleri vesaire. Onu bir açıdan, şeriat açısından da tartışıyorlar. Ama asıl tartışma kim mülhit, kim artık mütedeyyin, kim ortodoks, kim heterodoks meselesi değil. Mesele gerçek veli kim? Gerçek evliya kim? Ya Sultan Selim ya Şah İsmail. Mesele o. Tabii işte 30'lu 40'lı senelere kadar da başka şekillere bürünüyor. Ama anında mesele o. Mısır fethi tabii bu mesyanik senaryoda da çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü bir kehanet İbn-i Arabi'ye atfedilen galiba onun değil de gene onun olduğuna da inanılıyor. Şeceret-i Nu'maniye fi devlet-i Osmaniye denen aslında bir daire şeklinde tabii içi yazılmış. Ortada Mısır var. Ve artık ahır zamanı getirecek olan ya da ahır zaman Maliki en son Mısır Fatihi olacak diye böyle bir sürü kozmolojik efendim ilmi hurufa dayalı astrolojik verilere de dayalı bir sürü delil var. Yani tam bir kozmoloji.
şeye çekiyor Osmanlı. Şeysini mi? Bakışı. Başka bir tarafa. Çünkü normalde artık hep Avrupa'yla, Hristiyan alemiyle de ilgilenmişlerdir. Fetihleri ve oraya kadar da sürdürmeye ve aptal gibi ve devam ediyorlar. Fazla bir şey bilmiyorlarmış gibi. Osmanlı tecrübesinin de İslami arka planı da son senelere kadar da o kadar büyük ilgi görmemiştir. Sadece gene benim öğrencilerimden çok şükür işte Evrim Binbaş gibi, Christopher Markiewicz gibi artık gene onlar hocaları gibi işte Elsine Selase'ye de vakıf olduktan sonra yani bu bana çok mantıklı, doğru gibi gelmez diye burada başka şeyler vardı ve işin o taraflarını da taraflarıyla da ilgilenmişlerdir sağ olsunlar. Her ikisinin kitabı nispeten yeni çıkmıştır. Mısır ondan yani Mısır'ı fethetmekle de Selim İslami denen kaynaklara dayalı, selahiyetlere dayalı Mehdici kimliğini de ispat ediyor. İbn Arabi'ci tabii yani meşhur şeysi var İbn Arabi'nin de Sin'in Şin'e girdiği zaman Muhiddin'in kabri de ortaya çıkacak ya da keşfedilecektir. Diyor ki Mısır dönüşünde Şam'dan geçerek Selim işte araştırıyor, aratıyor da ihya ediyor. Muhiddin İbni Arabi'nin de kabrini. Ve tabii ben en son ya 20 küsür sene önce görmüştüm ve orada hala Sin ve Şin yazıyor kapının üstünde. O şekilde İbni Arabi bir nevi şey olmuştur. Hanedanın özel yani hem ihbarcı hanedanın büyüklüğünü öngören, kehanet eden şahıs olarak bir de tabii evliyalığı da gittikçe yani buna da sınırlandırılıyor. Hatta Osmanlı imajinasyonunda en az ya da saray çevrelerinde. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Evet. Hocam ben buradan hareketle şeyi de soracaktım da bu Selim'le başlayan ve Süleyman'ın siz makalede ilk iki dönem olarak ayırıyorsunuz saltanatını 1520-1550 ve 1550-1566 ölümü. Bu hı hı. İlk dönemde bir kendisine de atfettiği bir mehdilik şeyi var, algısı var. Kendisini de öyle tasavvur ediyor. Ve bunu mesela sizin makalede kendi şiirinden bir alıntılayarak işte şey Laubali Pak Meşrep biz Süleymanileriz diye bir dize var. Buradan hareketle bir Süleymani kültten bahsediyorsunuz. Ya ben şunu merak ediyorum. Kendi imajını yani bu mesiyanik imajını inşa etmek için mesela metinler kullanılıyor, şiirler yazılıyor. Bunun haricinde fiziki olarak da yani gündelik hayatta da bu imajı inşa edici
unsurlar var mı? Yani bir mekan olur, işte yani şey olarak, farazi olarak söylüyorum. Süleymaniye Camii'nin bu bağlamda belki düşünebilir miyiz bilmiyorum. Yani sadece askeri başarılar değil ama halkın gözünde, çünkü İstanbul'da kamuoyu var ve muhtemelen kamuoyunun da böyle bir mesihlikle, mesiyanik inançlarla şeyi de var, öngörüsü de var. Çünkü Hicri 1000 yaklaşıyor, 1000. yıl yaklaşıyor. Bunun siz nasıl, yani böyle bir şey olarak fiziki dünyada böyle bir mesiyanik işaretler var mı? İşaretler yaptırıyorlar mı? Yaptırıyorlar. Bayağı. Yani az önce artık bürokrasi ve artık edebi üretim konusunda, şiirde bile değindiğim için devrin de en bariz, çarpıcı yeniliklerinden biri bunlar. Bir şeyden önce Süleymaniye Camii'nin inşasından önce de bir Kudüs'teki de duvarların yapılması. Yani bu da nispeten erken, yani yanlış hatırlamıyorsan 37-38 senelerinde de yer almıştır. Bu büyük ve büyük artık sembolik kıymeti haiz olan projeler, faaliyetler de artık herkesin önünde, gözünün önünde yer alıyor. Kudüs'ün önemi nedir? Tabii bir kere Süleyman için de şey denir. Süleyman'ı Düvum, Davud-ı Sani denir. Yani işte hem malik hem imparator, kral diyebiliriz. Yani hem de kutsallaşmış bir şahsiyet. Yani hatta nebi. Yani ilk Süleyman'ı evvel, Davud'u evvel de öyleydiler. Yani sacral kingship, prophetic kingship. Osmanlı'nın hitap ettiği senaryo ve inanç. Çünkü unutmayın lütfen, Osmanlı padişahı sırf Müslümanlara da hakim değil, bütün dinlere hakim olacak. Eşit derecede de artık yani Museviye, Tevrat'a, Hristiyanlığa, İncil'e de hakim olacak. Ve bunun etrafında da bir sürü çok ilginç tartışma oluyor. Hatta ki meşhur Cem Sultan ile Santo Padre Rimpap aralarında da buna dair de çok ilginç bir tartışma oluyor. Cem Sultan ne diyor? İşte hakiki Hristiyanlar biziz. Biz İncil'e, İsa'ya da sahibiz. İncil dediğimiz şey de o böyle 300 küsür de keşişin de ittifak ettiği adamların, insanoğulların yazdığı, uydurdukları kitaplar değil. Gerçek İncil. Gerçek dini biz temsil ediyoruz.
tabii Gürü Hanım'ın, Gürü Necip Oğlu'nun bir makalesinde, bir de Sinan kitabında da çok yani net bir şekilde gösterdiği ve ikna edici bir şekilde gösterdiği gibi Süleymaniye, Kudüs'teki mabedi yeniden da inşa ediyor. Yani onun taklidi, onun yeni versiyonu, yeni artık yani hem imparatorluk hem de yeni nübüvvet çağında. Yeni Nebi'nin getirdiği metin diyelim yeryüzünde yayılıyor. Yani bütün artık hem İstanbul'un mimarisi, her şeysi değiştiriliyor ve işaretleniyor. Bir de Rumeli'nden tut İran sınırına kadar, Diyarbakır'a kadar, Van'a kadar da bu cami inşa etme projeleri ki merkezden de örgütleniyor, organize ediliyor. Belirli bir ikonografyayla da şey ediyor. Yani yeni bir harita çiziyor. Bir de o devleti ve o devletin düzenini bir 30 sene önce mesela uzaktan yani şahsen bizzat gitmediğin takdirde de emirlerini infaz edemeyeceksin. Yani o durumdaydı. Çoğu eyalet. Yani eyalet zaten de yeni bir fenomen. Ama kanunun hayatının sonuna kadar da görüyoruz da yeni eyaletlere atanan da beylerbeyler yani mesela şeyle görevlendiriliyorlar. Kendi imkanlarıyla da yani cami efendim imaret filan da kurduruyorlar ve bunları da görsel olarak da başka bir bir hanedanın yaptırdığı binalarla, yapılarla da karıştıramayacaksınız. Yani ikonografya da o kadar belli ki ve Osmanlı'ya özgü ki. Tabii yani aynı zamanda yani herkes yani pek rahat değil bundan. Hatta Mevlana İsa diyor. Kitabının da son versiyonunda 1543'te tamamlanmış galiba. Şey diyor yani ahır zaman yaklaşıyor. Esbelli. Yani padişahta da gördüğümüz da işaretler işte o astrolojik gelişmeler artık sahip kırandır, büyük kıranda da bir 10 sene sonra başlayacak balık burcunda büyük kıran tabii neyse ona girmeyeyim de bir de Süleyman şeydir, müceddit. Yani hadise göre her yüzyılın başında da dini, çürüyen dini ve din kurumlarını yenileyecek biri Allah tarafından da gönderecektir. Artık bir işte hem Selim için de hem Süleyman için müceddit denir. Evet. Yani büyük din adamı olduğundan değil de
dini kurumları da temizleyecek biri olarak tarih sırasında yeryüzünde fiziksel olarak da yeni bir düzen getirecek, pak, yani temiz bir düzen getirecek olan şahıs o. Ve yeni nebinin de dediğim gibi şeysi bir artık mucizesi, kerameti varsa da bir metinle değil, yani kağıt üstünde yazılmış bir metinle değil de yeryüzünde serpilen, yayılan bir metinle o yenilemeyi de gerçekleştirecek. Mevlana İsa diyor, bu iyi bir şey mi değil mi? Yani pek emin değil. Kendisi kadı, yani kadı olmasına rağmen şey diyor. Bar. What, sweetie? What are you looking for? Okay, our order came. All right. Okay. Pardon, devam edeyim. Müsaade ederseniz. 25-30 sene önce 7 milde de ancak belki bir cami görülürdü. Şimdi ise 1 mil içerisinde 7 cami görüyoruz. Evet. Bu artık yani Müslüman olarak da olumlu karşılaması da beklenirdi ama hiç öyle değil. Çünkü neden? Yani çünkü devletin gücü ve personeli ahalinin gittikçe daha da yakın ve entim diyebileceğimiz hayatlarına da girebiliyor. Ve girişiyor ve karışıyor. Yeni devletin de bu kadar güçlenmesi beklenirdi ama yani devletin şişen, yayılan gücü de rahatsız edici. Evet. Yani demek ki seziliyor. Yani sorunuza da dönünce evet, millet de biliyor, vakıftır. Ahir zaman söyleminin de bir artık meziyeti mi diyeyim? Yani bu zamana da uygun düşmesi şeyden, çok ikiyüzlü olmasından kaynaklanıyor. Yani ambiguous. Tamam, ahir zaman da eski çürük düzeni de giderebilir. Ama gene karışıklıklar, büyük değişimler, felaketler de getirebilir. Nasıl algılayacağız? Yani bir artık ne diyeyim, yani bu değişmeler, devletin güçlenmesi, İran da tam olarak da herkesin kabul ettiği, hoş gördüğü bir şey değil. Evet. Hocam, ben bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Bu sizin Tarih ve Toplum dergisinde verdiğiniz bir söyleşi, yaptığınız bir söyleşi de 1520 yılında bu kul kızı hadisesi var. Yavuz'un bir sözüne güvenip yola çıkıyor ve yolda başına gelmedik olaylar kalmıyor. Yani birçok olay başına geliyor. Ve
Bu bunu bir şekliyle işte Yavuz Sultan Selim'in kulağına gidince bununla ilgili bir hüküm veriyor, bir emir çıkartıyor ama yereldeki o bölgedeki beylerin hiçbirisi yani bu hükmü ciddiye almıyor veya geçersiz görüyor. Buradan da sizin söyleşinizde hani her ne kadar böyle bir güçlü bir imparatorluk görüntüsü var idiyse de aslında yerelde çok da güçlü olmayan bir görüntünün var olduğunu hani söylüyorsunuz. Hı hı. Tabii Kanuni Sultan Süleyman dönemi Yavuz'un yaptığı işi tamamlayan bir şey. Yani işte bürokrasi daha da güçleniyor, merkezilik vesaire. Acaba yani gerçekten o kadar güçlü büyüdü merkezi otorite ve bu mehdilik iddiaları, mesiyanizm meseleleri biraz da o yereldeki sorunları çözmeye yönelik bir takım çözümler miydi veya çözüm gayretleri miydi? Bilmem anlatabildim mi soruyu? Evet evet anladım. Gene teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Yani gene metodolojik olarak da hep Irak yani Osmanlı tarihçileri aralarında eskiden yani benim öğrenciliğimde, gençliğimde filan da beni rahatsız eden pardon bir fenomen. Yani buna da hitap etmeye çalışıyorum son senelerde. Osmanlı sistemi kullandığım de her şeyin çok sistematik, düzenli olduğunu da varsayıyor. Ya da olacağını, olması gerektiğini varsayıyor. Bu tabii 20. yüzyılda galiba özellikle bu imaj mesela Halil Hoca'nın İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın da giderdikleri imaj yani hem tarihe faydası oldu çünkü sistem denen şeyin de ana yani iskeletini çıkartmışlar çok güzel bir şekilde belgelerden hareket ederek ama ve lakin bir bana yani biraz ters gelen doğal gelmeyen bir varsa çok organik bir fenomen olduğunu olduğu da söyleniyor ya da ona inanılıyor yani sanki Osman Gazi'nin artık gördüğü rüyanın da gördüğü rüyadaki de ağaç da küçük bir çekirdekten de başlamıştır ama doğal olarak da büyümüştür artık sayelerini bütün dünyaya da yayıyor. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Nereden gelmiştim bu soruyu? Ha. Kul kızı. 1500. Evet, kul kızı. Aslında ikinci Bayezid'in son seneleri Selim'in
68 senesi tahta bulunduğu bir geçiş zamanı. Osmanlı kroniklerinde bile de öyle ele alınıyor, yazılıyor. Ama nereden nereye geçiş sağlamıştır? Geldiği yer de artık yani kul kızı macerasının da gösterdiği yer. Ne demek? Tamam, Selim de artık yani adam hani herhalde psikopat desek de o kadar yanlış olmaz. Yani her istediğini yapacaktır, dünyayı fethedecektir, her düşmanını yerle bir de edecektir. Mısır'ın son fatihi olacaktır, ondan sonra Avrupa'ya gidip de Roma'yı fethedecektir. Öyle bir planı var, biliyoruz. Hatta Tunç'un da kullandığı takvimlerden birinde, yani 1519 tarihi takvimde ve işte bu sene Rim Pap için çok kötü olacak da siz Frangistan'a kadar gideceksiniz, galip çıkacaksınız falan filan diye pasajlar var orada. Neyse ama Selim yani tek kişi ya da tek psikopat diyebiliriz. Ya da bir de Şah İsmail var. Yani iki psikopat ya da hangisi gerçek veli? Yani bu iddia ettiği Selim'in de iddia ettiği selahiyeti örgütleyecek bir şey yok. Yani onun için Mısır fethi yani Osmanlı Beyliği'nin karşılaştığı en büyük kriz bu Arabistan-Mısır fetihleri. Yani büyük zafer olarak da algılanmıyor ilk yapıldığında. Ulan yani bunları ne yapacağız? Nasıl idare edeceğiz? Ne selahiyetle? Çünkü siyasi iktidar, kuvvet hep ferdi prestije dayalıyor. Yani Fatih zamanında bile hemen hemen her şey, yani elit tabakasında diyebiliriz, prestije dayalı. Bayezid zamanında mesela vezirler de karşı çıkabiliyorlar. Yani bir oligarşidir Bayezid dönemindeki dönem. Yani bunu da ben çok inceledim, ilgilendim Şehzade Korkut'la. Yani 1513 senesinde Selim'in nihayet yakalatıp da öldürttüğü kardeşi, son kardeşi de Divan Hümayun'a da hepsi, bütün vezir tayfesine de bir cemiyet olarak hitap ediyor. Ey lalalarım hazretlerine de hitap ediyor. Onlar da lalaları. İdare edenler de onlar. Selim bunu yapmak istemiyor. Yapamaz. Yani hatta neden sakal bırakmıyorsun diye de sorduklarında şey demiş Paolo Giovio'ya göre artık babamın sakalı bayağı uzundu da
yanında oturanlar da sakalından tutup da çekerlerdi. Bana kimse yapmasın diye sakal bırakmıyorum demiş. Ve gerçekten öyle hareket ediyor. Ama işte İstanbul'un dışında, İstanbul'un da durumu o kadar parlak değil. Yani 1509 senesinde büyük deprem olmuş vesaire. Yani kimlere, nelere de hakim olacak. Bu artık icabında kendi eliyle artık vezirlerini öldüren ya da öldürten herif nasıl idare edecek? Kul kızının macerası şeyi gösteriyor. Yani sene 1520-21 filan da artık hatta Selim'in gönderdiği Çavuş'un sözünü dinlemeyen, fermanını, hükmünü, hükme hümayununu da hiçe sayan kadılar da Şehzade Ahmet'in de topraklarında. Onların da şahsi tabiiyetleri ve sadakatları da o şehzadeye. Bu şehzade ki niye itaat edelim? İstanbul'da oturuyor. İsterse gelip de bizzat bir şey yapsın. Ama biz kendi halimizdeyiz burada. Yok. Yani laf dinlemezler. Tabii ikinci defa başvurduğunda, yani kul kızının da ilk verdiği arzuhal yazdı ya da yazdırdığı arzuhal şey çok yani Anadolu Türkçesiyle, normal Türkçesiyle, divan Türkçesi bildiği de yazılmış. Şeyden gelme. Yani taşlardan gelmemiş. Ve tabii haklarını elde edebilmek için de Süleyman'ı ta Belgrad surlarına kadar da takip ediyor. Kendisinin de artık seferde bulup da gazasına da iştirak ettiğini iddia ediyor. O sayede ve kulluk hakkını alabilmesi gerekiyor. Yani mükafat, işte hakkını alacak, de tımar alacak ya da en azından oğullarına olanlarına da tımar alacak falan filan. Selim'in istediği kendisine çok şahsi bir tabiiyet ve göstermesi idi. Yani kendi akçesini alacak üzerine onlarla yola çıkacaktır. Çocuklarını bırakıp da evini, barkını filan da hiçe sayacak. Sadece padişah uğruna da bir fedakarlıkta da bulunacaktır. Padişahın büyüklüğünü gösterebilmek için. Tabii netice de hiç hoş olmuyor. da ikinci arzuhalda, arizada da bambaşka bir kültüre yönelik bir şey arz ediliyor. Dili farklı, anlatı değiştiriliyor. İddialar da değiştiriliyor. Yani bir sisteme, bir adalet kavramına da inandığını da göstermeye çalışıyor. Karşılığında padişahın, yeni padişahın
de yapması gereken de kendisinin de o kadar adalet ideallerine de sadık olmasını tespit etmek. Yani bir nevi social contract, sosyal sözleşme söz konusu. İlişki farklı. Bir de yani bununla iktifa edeyim bu bahsi ama bir yani hep Topkapı Sarayı arşivinde bulduğum ve belgelerden de söz ediyorum. Çok kullandım 16. yüzyıl için. Bunların yani bunlar Başbakanlık arşivinde tutulan belgelerden çok farklı. Onlar da devlet makamlarından çıkıyor. Bu belgeler bir çoğunlukla de çok yani hanedana, saraya hatta bazen çok şahsi şeylerden. Neden saklanıyor, neden tutuluyor? Rastgele değil. Yani önemli görülen, daha sonra da başvurulan belgeler bunlar. Demek ki kul kızının arzu hali ve en az büyük bir öneme, en azından sembolik olarak bir öneme haiz. Dir. Onun için saklanmıştır. Bir de tabii Remar Haydar'ın şeyleri, mektupları, kehanetleri. Bir de yani bir dosyada Remal'in ilk belgesini bulduğum dosyanın içinde de tam 39 tane vesika var. Bunların yarısı tahminen de yani çok böyle farklı mütenevvi şeyler ama çok şiir var mesela ve artık Sultan Selim için bir tabii yes, bir matem, sen nereye gittin, nerede kaldın, neler yaptın. Bir de Süleyman'a hitaben de artık yani baban bunları yaptı, sen ne yapacaksın ya da ne güzel toparladın, hiç beklemiyorduk falan filan gibisinden de şiirler, mektuplar da var. Yani o bilinç kesin büyük bir dönüşümden de geçtiklerini de biliyorlardı millet. En azından saray çevrelerinde ya da şiir yazan biraz okur yazar olanlar ve bunların da eserleri her ne kadar efemeral olarak da gözükse bile de bir sebeplerden dolayı da saklanmıştır, tutulmuştur. Pardon, çok uzattım. Lafı da. Şeyi soracaktım, bu 1520'den 1550'ye kadar bir saltanatı, Süleyman saltanatını iki bölüme ayırıyorsunuz. 1520, 1550 ve 1550'den de ölümüne kadar olan süreç. Bu ayrımın ya da bir de tabii politik olarak da bir şey var, görünümü var. Yani bu mesihçilik, imparatorluk siyaseti arasında ilişki var. Bu kırılmanın sebebi nedir? Pratik olarak şey diyebiliriz. Yani bir şimdi Gülro Hanım'la ben ta yaklaşık 30 sene önce de ikinci yani Paris'te yapılan
bir Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman sergisi münasebetiyle düzenlenen sempozyuma iştirak ettik. Biz bambaşka verilerden, kaynaklardan hareket ederek de aynı sonuca kanaate vardık. Yani orada belli bir kırılma noktası var. Yeni bir şey yapılıyor. Benim için önemli olan mesela ciddi bir şekilde bir iki yani Bayezid döneminden kalma bir iki eser hariç olmak üzere, yani bir iki değil de birkaç eser hariç olmak üzere tarih yazımı pek yok. Ancak 50'li senelerden başlıyor. Çeşitli alanlarda. Yani düzgün tarih olarak da çıkıyor. Taşköprüzade artık meşhur ulema, Osmanlı ulemasının ulema ve meşayihinin de biyografilerini de topluyor. Bütün bunlar şeye işaret ediyor. Yani şeyi kanatlıyor. Nihayet geldik. Artık bir şeyleri de yapmaya çalışıyorduk. Tam ne olduğunu da bilmemekle beraber. Ama baş etmeye çalışıyorduk. Bir de bürokrasi, okuyu yazar kitlesi, yeni bir dilde de tam bir nesil, en azından bir nesil oluşmuştu. Yeni kültürde yetişmiş, büyümüş olan Mustafa Ali gibi. Mesela bunu da gene işte arkadaşlardan Kaya Şahin Celalzade Mustafa kitabında da doktora çalışmasında sonra genişletilmiş şekli de kitap olarak çıktı. Çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani Celalzade de kendi tarihini 1557 senesine kadar, yani vefat senesine kadar da getiriyor. Yok, kendisi daha sonra da vefat ediyor da. Biraz şey var. Yani bir kere hanedan tarihi, hatta hanedanın bir mensubunun tarihi kocaman, çok hacimli. Bu tarihi nasıl yazacağız? Adam da o tarihin bir parçası, hatta bir amili olmuştur. Tamam mı? Biraz bir işte yaşla biraz pişmanlık duygusu da belirtiliyor. Acaba neler yaptık, ne kadar pis işlere karıştık, akıbetimiz için de nasıl olacak diye bir soru işaretleri de var adamın kafasında. Ama demek ki yani en böyle somut şekilde bir şey yapılmış. Yeni bir düzen kurulmuş. Hanedanın kimliği, meşruiyeti şeyden tartışma, münakaşa, hatta savaş sahasından da çıkartılmış. Yok, dünyanın son hanedanı olacak, son imparatorluğu olacak
tevarüs de babadan oğula geçecek. Bunlar tartışılmayacak. Yeni dünyada başka bir yani müddai da olamaz. O önemli bir gelişme. Çünkü Selim zamanında bile de bütün ilişkiler filan da en çok da şahsi ilişkiydi. Korkuya dayalı, efendim saygıya dayalı mı o ayrı hikaye de. Ama çok şahsi. Süleyman da bir sisteme ya da Süleyman ve şeyleri yardımcıları Celalzade gibi de bir sistem kurmuştur. Tabii tam yani sistem dediğim zaman da yani rahmetli Halil Hoca günün birinde biz Başbakanlık arşivinden de bir Konyalı bürokrasisine de yürüyorduk. Bir takviye alalım diye. Çalışmalar sırasında hocam dedim, siz hep sistemden bahsediyorsunuz kitaplarınızda, makalelerinizde. Ama ben artık bu kavramla çelişen birçok şey görüyorum. Yani mesela meritokrasi diyoruz da artık herkes artık kabiliyetine göre, tecrübesine göre de gittikçe de terfi edilecek, yükselecektir falan filan ama gene şahsi ilişkiler işte ve kapı mensubiyeti falan da işliyor. Kornel dedi, başkasına söyleme ama gerçekten birçok sistem var Osmanlı toplumunda yani ve her zaman birbirleriyle de uyuşmuyordu. Ama bunu alenen söylemezdi hoca. Çok etkilendim. Yani bana itiraf etmesi çok şey yaptı beni. yürümeye dedi, yüreğime değindi. ama bir en azından nazari olarak bir sistem kurulmuştu. Ve o da yani bir idare sistemi. Bu bürokrasiyle, bu çeşitli kayıtlarla İstanbul'dan yani senin zamanında da bir yani Bergama'da da bulunan bir kadı hadi be sen kimsin diyebilir padişaha. Yazılı fermanına da hükmüne de herhangi bir ilgi yok, önem vermiyor. Şimdi bin, oh okay. 1550 senesine kadar, yani bu da şöyle tek tük kaynaklarda da mucize olarak gösteriliyor. Kanuni sarayından çıkmadan, bizzat gitmeden bir kağıtla bir 1000 kilometre uzağında da emrini infaz ettirebiliyor. Yani mucizevi bir şey. Evet. Sahip zamana işte Mehdi'ye de yakışır. bir de başka amiller de var, işte unsurlar da var. Millet yoruluyor. Yani o mesyanik 1000 yıl heyecanıyla ne kadar yaşanır?
Yani özellikle bürokrat tayfesi şey diyor. Yani bir kere bürokratlar, yani Mustafa Ali gibi o yeni kültürün de temsilciliğini ve izah etme ve tarif etme görevini de üzerlerine alıyorlar. Biz geliştirdik, o bizi de geliştirdi. Biz devam ettiriyoruz. Biz hükmü keseceğiz, değerlendireceğiz. Sistem dediğim işe gerektiği gibi işliyor mu, işlemiyor mu? Ve yani tesadüf değil ki bu nasihatname dediğimiz yazı türü, risale türü de o tarihten sonra da doğuyor. Yani ilk yazanlardan da mı Mustafa Ali? Nasıl olmalı, nasıl olmamalı ideallerimize de aykırı neler yapılıyor falan filan. Bunu söyleyen, buna karar verenler de bürokratlar. Bir de dediğim gibi yani o heyecanla da ne kadar yaşanır? Üçüncü olarak da Taş Köprüzade de iyi, benim için de iyi bir örnek. Yani hatta Cemal Bey ile Gülru Hanım'la da beraber çıkarttığımız ciltlerin giriş kısmına da yazdığım küçük bir giriş yazısında da bir izah etmeye çalıştığım 15. yüzyıl, yani Osmanlı dediğimiz kültürü, ideolojiyi ortamda bir ilim anlayışı hakimdi. O da çok böyle artık biraz ulum-ı garibeye dayalı, hem de tasavvufa hem de İbn-i Arabiciliğe dayalı bir mefhumlar. Ya da ilimler organizasyonu diyelim. Yani şer'i ilimler, ne diyeyim, artık başka bir örnek vereyim de ilahiyattan da ilmi siyaset var. Marifet-i siyaset. Çok ilginç. Yani, ve siyasetin çeşitleri var işte. Nebeviye, efendim zatiye, mulukiye vesaire. O zamanın da kaygıları, yani siyaseti hem ilahi hem de yani çok temel bir şey olarak görüyorlardı. Şimdi 16. yüzyılda da nihayet siyasi bir düzen kurulmuş, yeni olsa bile. Ve Taş Köprüzade gibiler bu arka planı da biliyorlar. Ama ve lakin de fazla içine girmek istemiyorlar. Ve ilimler tasnifini çok daha geleneksel İbn-i Sinavari bir kalıba da büründürüyorlar. Yani tamamdır. Bistamiler,
vesaire de güzeldi, alimdi. Tam olarak neler yaptığını da bilmiyoruz ama yani önemlidir. Evet, Şeyh Bedrettin de vardı. O da büyük alimdi. Kötü insanlar da onu saptırmışlar falan filan ama mülhit falan da değildi. Yani bütün o arka plan, o kaynak ya da kazan diyebileceğimiz ortam da ötleniyor bir şekilde. Yeni nesilleri de rahatsız ediyor. Nedense. Yani ilhatla filan da suçlamıyorlar bunun erbabı. Hatta mesela Molla Fenari için de Taşköprüzade şey diyor. İlk Osmanlı Şeyhülislam'ı diyor. Allah Allah, yani Osmanlı'dan da hoşlanmadığı zaman da Fethet devrinde başını alıp bütün öğrencilerini de karavana götürüyor. Ve hadi burası yani bana göre daha bana göre de destekleyecekler beni bu da büyük ilmi huruf alimi Ulumu Garibe'ye. Yani Osmanlı diyebileceğimiz bir şey yok adamda. Ama yeni bir silsile, yeni bir jeneoloji inşa ediliyor. Hanedanın ve hanedanın ebedi meşruiyetine, meşruiyetinin de etrafında yeni bir tarih de yazılıyor. Ama Osmanlı kontekstinde de bunlar da pratik olarak da ilk yazılın hanedan tarihleri. Yani Osman Gazi'nin zamanından da 250 sene sonra ortaya çıkıyor. Bir rahatsızlık var. Bir de millet yani rahat olmak istiyor. Hadi işimi yapayım. Daha fazla sefere de çıkmayalım. Allah Allah yani. Çünkü eskiden bütün katipler filan da sefere çıkmaya mecburlardı. Bocaladıkları de sorulardan biri de aman yani bu defterleri de seferdeyken de nasıl tutacağız? Çünkü bütün divan Reis-ül Küttab falan da artık onunla iktifa edeyim şimdilik. Yani çok tuttum size. Hocam çok teşekkür ederiz. Böyle sizi de biraz yorduk bu akşam ama estağfurullah. Affınıza sığınalım çünkü bizim için gerçekten önemli bir yayındı bu yayın. Hem sizin yazdıklarınız bize birçok şey öğretti. Özellikle bu kehanet, Haydar'ın kehanetleri, işte Mevlana İsa ve Bistami çizgisinde gelişen bu işte mesiyanizm olgusu ilk kez kafamıza belki kristalize olmuş diyebiliriz. Önümüzdeki yıl sizin kitabınızı heyecanla bekliyor olacağız. Ama inşallah o kitaptan önce biz tekrar bir sizinle Mustafa Ali kitabı üzerine veya işte başka bir çalışmanın üzerine tekrar bir yayın yapmak isteriz. Bu yayını çok bekleyen de oldu, onu biliyorum. Özellikle sosyal medyada çok konuşuluyor, halen de konuşuluyor. İnşallah bundan sonraki yayınlarımızda da sizi tekrar konuk etmeyi çok istiyoruz. Yayınımıza katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. 176. yayınımız bu akşam burada sona eriyor. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza destek olan Kur'an'ın kitabına da ayrıca çok teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.